Biz biraz hazırlıklı geldik böyle. Ben bir su içebilirim değil mi bu arada? Ben de alırım o zaman. Merhabalar. Şimdi buraya ilk gelmeden evvel işte bizim TEDx'te konuşmacı olduğumuzu öğrendiğimizde hemen siteye girdik tabii, bir heyecan, bir böyle bir... Hangi resmi seçmişler? Hangi fotoğrafımızı koymuşlar falan diye. Sonra fotoğrafın altında bir ünvan var. Sosyo arkitekt yazmış arkadaşlar. Hatta konuştuk burada. Nedir sosyo arkitekt? Hiç bilmiyoruz, duymadık daha. Ya. Sonra acaba yaşam mimarı mıdır? Sosyo arkitekt nedir? Ben çok şey oldum şu anda bu şekilde. Yani yaşam mimarıdır, ne yapıyor? Sosyal hayatı mı kurguluyor? İşte sosyal tesis mi yapıyor? Nedir sosyo arkitekt? Hiç bilmiyoruz. Bayağı üzerine de konuştuk. Sosyo mimar o kadar. Evet, sosyo mimar. Türkçesi tabii havalı da değil o kadar. Türkçesi bayağı sıkıntılı. Sonra üzerine konuştuğumuzda şöyle bir sonuca vardık. Yani aslında böyle bir algı mı oluşuyor? Yani şundan mı acaba? Mimar dediğimizde yalın mı kalıyor ya da aslında mimar biraz daha böyle kusurlu ya da biraz suçlu bir karakter mi de acaba? Biz buraya aslında bilinen anlamda mimarlığı üreten eden değil ya da bunu farklı bir koldan tutmuş, o kadar para kazanamayacakları bir rotadan gelmiş insanlar olduğumuz için acaba biz bunları mimar demeyelim, biraz böyle biraz şey yapmış oluruz, kötü hissederler kendilerini, sosyo mimar diyelim gibi bir yerden mi geliyor? Yani bu önekler. Hatta ek olarak biz bunu değiştirtelim dedik, ne olsun tam da bilemedik aslında. Biz çünkü hani okuduk, okuyoruz, devam da ediyoruz. Mimar da dedirtemiyoruz tam bir yandan. Aktivist mi desek dedik, fakat işte arkadaşlarımız yine aktivist mimar olarak yazmışlar. Bir şekilde yani o mimardan kurtulamıyoruz ve sadece mimar da diyemiyoruz aslında. Bu evet, öyle iki farklı bir algı durumu söz konusu. Aslında işte sosyo mimar. Sosyo mimarlar hepsi burada. Bizim dernek ofisimizden bir görsel. Bütün o hikayeyi size bir şekilde anlatacağız. Fakat öncesinde neler oldu? Biz herkes için mimarlık olmadan önce ne yaptığı anlatalım istiyoruz. İlk başta işte bu aktif olma, proaktif olma hali nereden başladı? Aslında bu bina içerisinde başladı yine. Bir grup öğrenciliğiyle, mesleğiyle derdi olan insan bir araya geldiler. İşlerinden bir tanesinin kendi memleketine bir şeyler yapma derdine, telaşına destek oldular. Derneğimizin üyelerinden gene hatta başkanımız Kahramanmaraş'ta köyüne bir öğretmenlere lojman binası yapma fikriyle geldi. Tabii o çok farklı bir şey, hiç yapmadığınız bir şey normalde. İşte bir anda yazın başka bir şey yapacakken oraya geçiyorsunuz. Biz de gittik orada bir yaz boyunca işte çocuklarla, yereldeki insanlarla lojman binasını yaptık. Daha sonra tekrar aynı bu aktif olma, farklı bir şey yapma isteği, o dert devam etti. Yani bir rahat batma durumu söz konusuydu aslında. Ve ertesi yaz Giresun'un Zefre köyünde bir balıkçı barınağı inşa ettik. Tabii Maraş'taki durumun aksine burada biraz durum daha farklıydı. Maraş'ta işte ahbaplar, tanıdıklar, bir sürü farklı faktörler, daha yardımcı olabilecek faktörler devreye giriyordu. Zefre'de o yoktu. İşte oradaki süreç uzadı, şantiye uzadı. İşte insanlar gittiler, başkaları geldiler. Bin bir zorlukla bir şekilde o süreç tamamlandı. Ama dert neydi? Aslında dert biraz da şu, yani bildiğimiz anlamda öğrencilik hayatı, tabii ki mimarlıkta da öyle, yazın bir yaz stajı ya da gerçekten bir tatil yapmaktan ibaret algılanan bir şey. Ama yani içinde, yani biz de bu kurumda eğitim aldık, hala da bir şekilde farklı boyutlarda olsa sürdürüyoruz. Yani kurumsal olarak bir şey değil aslında, hedef göstermeye da herhangi bir eksiklik değil, daha çok daha paradigma ölçeğinde bir problemden bahsediyoruz aslında. Öğrencilik ile daha sonrasındaki ilişkinin bir uçurum
farkında olması aslında. Bu dev kopukluktan aslında kaynaklanıyor bu dert. Yani bunu dert ediyorlar. Ve yani öğrencilikte tanımlı olan şey şudur. Yeni mezuna tanımlanan budur ve sonrasındaki hayata tanımlanan da budur. Yani bu neden böyle devam etsin? Buna biz bir şekilde bir daha önce de bahsettiğimiz aktif ve proaktif şekillerde dahil olmalıyız. Yani aslında öğrenci, akademisyen, akademisyen mimarlık piyasası, öğrenci mimarlık piyasası bu sonsuz gen içerisinde bir şekilde bir zemin yaratma kaygısı aslında. Yani bu eğitimdeki noksanı kendi yarattıkları zeminle bir şekilde ne diyelim dışarıdan bir etkiyle, olabildiğince bir naiflikle bunu sürdürebilmek. Peki yani bu nasıl devam eder? Bu yeni mezun insanlar olduktan sonra nasıl oluşur? Bu zemin aslında gördüğünüz tablo. Bu zemini sürdürmek için sonrasında yeni mezun insanlar bir piyasada kaybolmaktansa nasıl bir devam ederler, nasıl bir senaryo çizerler? Bu bir dernek olmak mı ya da belki de bir ofis olmak mı? Çünkü yani bu işler genelde bildiğimiz anlamda önce bir ekonomik konfora kavuşulup daha sonrasında tırnak içerisinde bu hayır işlerinin sürdürülmesiyle yaşanıyor. Ve yani bu iki yol tanımlanıyor. Yani bir kısmı yermek, bir kısmı övmek. Biz mükemmel bir seçenek içerisindeyiz. Biz bunu yaptık demek değil tabii ki. Sadece iki farklı yol tanımlamak ve biz neden daha naif olanı, daha farklı olanı seçtiği anlatabilmek aslında. Ya tabii mesela buradaki görselde işte sağda da çok önemli bir iş var. Solda da benim solumda, yok benim sağımda da hani bir iş var. Ali Can'ın da dediği gibi yani iki farklı yolu göstermek aslında amacımız. Yani ne yapılan başka işleri yermek ne de kendi yaptığımız işi yüceltmek derdinde değiliz. Tabii Ali Can'ın da dediği gibi işte dernek mi olunur, başka bir şey mi yapılır falan derken ofis olmak belki daha buradaki insanların kulağına yatkın gelebiliyor. Çünkü iyi bir okuldan mezun, işte iyi mimar adayları bir araya geliyorlar, bir ekip kuruyorlar, çok da iyi arkadaşlık bağ kuruyorlar. Daha böyle bir iş kurma durumunda, yani başarısız olma dışarıdan bakıldığında başarısız olma şansları aslında çok da düşük gözükebilir. Fakat işte dernek olmaya karar veriliyor ve işte o dert edinme durumu aslında zaten en başında öğrencilikte dertleri olan insanlar meslekleriyle de dertleri devam ettiği için de biraz o ofis olma halinden dernek olma haline geçiliyor. Hatta işte dernek ofisimizi ilk kiralayacağız, böyle bir ofis ihtiyacımız var, adres göstermemiz gerekiyor. Mal sahibi yaşlı bir teyze bize şey dedi, işte evladım önce paranızı kazansaydınız sonra hayır işi yaparsınız falan, böyle bir algı da var yani hayır işi yapıyoruz algısı da var. Fakat aslında yaptığımız şey bir tartışma, düşünme ve üretme ortamı yaratmak. Ölçek 1/1 ile başlayan, öğrenciliğimizle başlayan bu süreci daha böyle çok katı sınırları çizilmiş bir kurum değil ama dikkate alınabilecek bir kurum haline getirip bir söylem üretmek ve üretimler yapmaya devam etmek aslında. İşte bu süreç biz bir sürü tartıştık. Dernek ofisinde böyle eğlenceli, bazen gergin, kendi aramızda konuştuk, tartıştık. İşte isim ne olabilir? İsim konusunda hala o herkes kim olduğuna dair sürekli tartışmaya devam ediyoruz. İşte logo nasıl olabilir? Manifesto nasıl olabilir? Ve aslında çok kısaca şöyle cümledeki özet hali çıktı ortaya derneğin. Tabii dernek... Bu tartışmalar devam ederken de dışarıda bir sürü şey olmaya devam ediyor. Tam biz bu tartışmaların ortasında işte Taksim ve Gezi Parkı ile ilgili proje açıklandı. Biz bir anda bütün yaptığımız işleri bir kenara koyup, bütün o tartışmaları bir kenara koyup artık bir şeyler üretmemiz gerektiğini, yani bir reaksiyon göstermemiz gerektiğini hissettik. Bu reaksiyon illa bir söylem üretmek, konuşmak, bildiri dağıtmak değil, onun bir adım ötesinde bir şey olsun istedik ve çalıştaylara başladık. İşte atölye, açık çağrılar yaptık. Buradaki başka mimarlık okullarındaki insanlar da dahil olsun. Hep beraber bir şeyler üretelim istedik. Ve oradaki ilk çalıştaylardan bir tanesinde Gezi Parkı şenlikleri fikri ortaya çıktı. İlk şenlikte aslında bu çalıştaylardan hemen sonra tertiplendi ve 4 Mart 2012'de yapıldı.
şenlik de demeyelim, piknik diyelim yani. Çünkü aslında yapılan şey, hani dışarıdan bakıldığında orada en fazla 20-30 kişi ekstradan gelmişti ve gözüken şey, ha evet, parkın biraz kalabalık bir günü herhalde durumuydu. Yani oldukça naif ve şenlik dendiğinde hani bir dernek bir projeye karşı bir şenlik yapıyor durumunda, yani tartışılır falan, biraz böyle şey bir durumdur, kısmen gergin bir durumdur. Öyle değil yani, orada oyun oynandı. Gerçekten iki ağaç arasına gerilen ipte yürüyenler, bir tarafta işte voleybol maçları, etrafta gezen insanların da o maçlara dahil olması, daha da önemlisi halat çekme yarışmaları, bu tip şeyler yapıldı. Gerçekten bir piknikti. Ve yani bu naif tablodan, o 30 gencin katıldığı ilk piknikten sonra öyle bir yerlere ilerlendi ki yani ulaşılan noktada bir etkisi var yok. Tamamen bilinemeyecek bir şey ama belki işte kumsaldaki bir işte deniz yıldızı hikayesi belki oluşmuş olabilir. Ama bu 30 gencin sonrasında ulaştırdığı noktada öyle bir yere varıyoruz ki aslında hani bizim öngöremediğimiz ama bizim çok yakın zamanda fark ettik. En son yapılan yorumda böyle bir cümle varmış örneğin. Hani çok vizyoner insanlar da gelmiş demek ki o zaman. Ve Haziran ayı, o malum ay içerisinde yaşanan bir noktada o naif tablo bir anda orada o kadar fazla insan birikiyor ki bu topluluk, dernek o noktada da yani kendi ucundan tutabileceği şekilde tutuyor aslında yani. Ve genç ve mimarlardan oluşma çoğunlukla durumundan orada da bir zemin yaratsak durumuna gidiyor ve işte bir serbest kürsü oluşturuluyor orada. Ve bu serbest kürsü oradaki aslında kısmen çer çöp denecek ama aslında çok değerli olan şeylerden yapılıyor ve yine demin yani dinleme ve dinlenilebilme ortamı yaratılıyor. Ve daha sonrasında ise yine kendi tutabilecekleri uçtan tutup orada oluşan mimarsız mimarlık eserleri var. Çok fazla sayıda vardı. Onları belgelesek, bunu yapsak gibi kaygıları giriyor. Yani müthiş naif bir halat çekmeden gelinen bu nokta, yani bu yapılan her şeyin daha sonrasında işte ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanması, o çizimlerin, belgelemelerin inanılmaz heyecanlı bir süreçti. Ama bir yandan da o Haziran ayı bizim kuruluş lokomotifimiz olan Atıl Köy Okulları Projesi, çok kabaca Sarper bahsedecek. O projenin işte bir yıl boyunca incelikle tasarlandı ve işte şu zaman şöyle yaparız falan, işte öğrenci katılımcılar gelecek ve bunu biz Haziran ayında hep beraber inşa edeceğiz. Hani çok önemli, bizim göz bebeğimiz yani o tasarladığımız proje derken, bizim o küçük başlattığımız naif noktadan oluşan, başlattığımız tabii ki yanlış bir kelime oldu, belki bir ucundan tuttuğumuz şeyin kendi projelerimizi baltalaması gibi bir durumla ortaya karşı karşıya kaldık aslında yani. Atıl Köy Okulları Projesi tabii ya, ki bir ay ya da bir yılla sınırlı bir şey değildi ama böyle de bir ilginç başlangıç hikayesi vardı. İşte yani çok kısaca işte ölçek 1/1 ile başladık dedim burada. Atıl Köy Okulları Projesi aslında o ölçek yıllarından gelen fikri, orada ortaya atılan bir proje. Şimdi ölçek zamanında işte biz bir yandan da yurt genelinde, özellikle bir kısmımız Karadeniz'de olduğu için Karadeniz genelinde böyle kendimiz işte arabaya atlayıp gezip etrafta neler var, ne yapabiliriz'in de peşine düşmüştük. O zaman işte 90'lardan, hatta daha önceden itibaren Türkiye'de taşınmalı eğitime geçildiği için kullanılmayan köy ve işte şehirlerde de var bunlar, kullanılmayan okullar ve bunlar bir potansiyel olarak bizim gözümüzün önünde canlandı. İşte bu potansiyeli değerlendirelim, bu kullanılmayan yapı stoğunu tekrar kullanılır hale getirip insanlara, kişilere daha işte nasıl bir katma değer katabilir üzerinden düşündük. Ve Atıl Köy Okulları Projesi o şekilde başladı. Bu da göz bebeğimizin aslında ilk projemizin böyle koordinatörlerinden olan Hayrettin arkadaşımızın, derneğimizin kurucularından. Aslında o sıralarda, o malum Haziran ayında Atıl Köy Okulları Projesi ile değil de nerelerde olduğunu ufak bir göstergesi. İşte ilk olarak biz Ordu Valiliği ile konuştuk. Ordu zaten bu okullarla ilgili bir çalışma başlattığı için biz de orada beraber çalışabilir miyiz acaba diye düşündük ve Ordu'ya gittik. Önce vali, sonra vali yardımcısı, işte sonra görsele geçelim belki. Kaymakam, sonra işte Milli Eğitim Müdürü, Milli Eğitim Müdürünün bizi
yanımıza verdiği müfettişler falan, böyle sürekli bürokrasi merdivenlerinden aşağı indik. Okul Aile Birliği Başkanı ile son bulan dev bir bürokrasi uçurumunun dibine düştük gibi bir şey oldu yani. İnsanlara şeyi anlatmak çok zor. Yani siz neden böyle bir şey yapıyorsunuz diye soruldu bize. Gerçekten biz de aslında neden böyle bir şey yapıyoruz çok da cevaplandıramıyoruz. Yani o bütün anlattığım kısım, yani işte tekrar kazandırma, yeniden işlevlendirme kısmı dışında hakikaten niye böyle bir şey yapıyoruz, derdimiz ne bizim sorusunu çok cevaplandırmak mümkün değil. Ama işte kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şey örneği var aslında, hani bizim karnımız açken siz bize pasta teklif ediyorsunuz gibi bir şey de vardı yani, yerelden aldığımız bir tepki. Tabii yani bu proje işte şu anda aslında bir zaman bütün bu atölyelere katılan insanlarla beraber yürütülüyor. O da önemli. İşte bazı dernek üyesi oluyor, bazı daha önemli bir parçası haline, yani üye olmaktan da öteye geçip işte projeyi alıp götürüyor. Biz şu anda mesela işte Kargı'da gösterdiğimiz ikinci görseldeki okul, işte biz ilk oraya gittiğimizde burası gene yarım kalmış, tamamlanmamış, bayağı 5-6 hatta 10 senedir falan yarım haliyle çok da eğitime müsait olmayan bir durumdaydı. Biz ilk onu tamamladık. Ondan sonra 5 tane daha şu anda devam etmekte olan projemiz var. İşte üzerlerine çalışıyoruz hep beraber arkadaşlarla. Bütün bu olay işte bize bu atölyelerde gene öğrenciliğini nasıl ekstra bir şekilde tamamlayabileceğini, ona neler ekleyebileceğini düşünen, ona bir şeyler eklemek isteyen arkadaşlarla mümkün oluyor. Yani dediğim gibi bir dert edinme, bu dertin karşısında aktif olma ya da hatta dert ortaya çıkmadan öncesinde aktif olma durumuyla alakalı olarak bütün bu derneğin ailesi büyüyor diyebiliriz. Tabii işte kısaca, çok kısaca sürenin el verdiği şekilde bu projeleri anlattık. Çok güzel ilerliyormuş gibi. Her şey her çok şey, mükemmel. Mükemmelmiş gibi bir tablo çizdik. Ama aslında bir yandan da hayatın gerçekleriyle biz karşı karşıyayız. Yani hayatın gerçekleri tabii biraz şey, medyatik bir laf oldu. Böyle çok acayip şeylerle münakaşa ediyormuşuz gibi oldu. Ama aslında öyle değil yani. Hayatın gerçeklerinden kastımız dernek ofisinin kirası mesela. Ya da yani muhasebeciye olan borç. Yani işte çocuklarla şunu yapıyoruz, gençler, zemin yaratıyoruz derken muhasebeci gibi bir tabloyla karşı karşıya kalınıyor. Ve tabii ki birçok açıdan, yani kendi başka bir projemizin yine kendi başka bir projemizi baltalaması gibi. Yani bu tip başarısızlık, tam becerememeler, tökezlemeler dediğimiz şeyler var. Yani kulağa hoş gelmiyor belki. Yani biz de bir tuhaf bir şekilde bu başarısız olma durumundan belki böyle mazoşist bir şekilde zevk alıyoruz. Çünkü bize şunu çağrıştırıyor. Yani başaramama durumu bize şunu gösteriyor. Biz demek ki yeni mezun ya da öğrenciyken bize tanımlanan şeyden çıkmışız. Yani o güvenli bölgeyi terk etmişiz ki birileri bize vuruyor bir şekilde. Yani muhasebeci vuruyor, bir şeyin sahibi vuruyor. Ya da işte öyle bir şey oluyor ki biz bir şeyler için fon bulamıyoruz. Ve o noktada işte bizim daha önce görüştüğümüz, iletişime geçtiğimiz bir Atıl Köy Okulu projesinden biri bize mail atıyor. Ve işte bir geldiniz, bir şeyler yaptınız, bir daha da bizi unuttunuz diye. Yani köylü amcadan da trip yiyoruz. Böyle bir ortam oluşuyor ama işte dediğim gibi yani bu başarısızlıklar sanırım bizim o güvenli bölgeyi terk ettiğimizi gösteriyor. Oldukça zevk alıyoruz, üzerinden çok ciddi şekilde de eğleniyoruz. Yani başarısız olmak bir şekilde hoşumuza gidiyor. Yani başarısızlığımızın bir örneği de Him abi biz oluyoruz. Him abiye yazılan mektup, yani bu bir başarısızlık örneği ise bizim keyfimiz bayağı yerinde diyebiliriz kısacası. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.